Tango'nun ana vatanı Hindistan ve Çin topraklarının güney bölgeleridir. Kısa sürede Filipinler, Endonezya, Java, Tayland, Burma, Malezya ve Sri Lanka gibi Güneydoğu Asya ülkelerine yayılım göstermiş ve sahiplenilmiştir. Meyvenin tarihi M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan Hindu yazıtlarında belgelenmektedir. Budist rahipler tarafından sahip çıkılan ve Hindu dininde taçlandırılan mango, Hint din kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. İnanışa göre Buda bir mango ağacının altında tasarlanmış ve dünyaya bir lütuf olarak sunulmuştur. Çağlar boyunca popülerliğini koruyan tatlı meyve, 15. yüzyılda mangoya da adını veren Portekizlilerin Hindistan'a gelmesiyle birlikte Avustralya, Filipinler ve Batı Afrika'ya taşınmıştır. 1833 yılında Florida'ya götürülmüş ve bölgeyle son derece iyi uyum sağlamış, ardından Brezilya, Ekvator, Batı Hint Adaları, Guatemala, Haiti ve Meksika'da iklimin el verdiği alanlarda yetiştirilmeye başlanmıştır. Mango ana vatan olmasına rağmen Çin'de 1958 yılından sonra Mao döneminde itibar görmüş ve tarım emekçilerinin sembolü olmuştur. Yeşil mangodan içecek elde edilirken turşusu da yapılmaktadır. Olgun olanlar püre, meyve suyu nektarı, dondurma, yoğurt ve sos yapımında da kullanılmaktadır. Ayrıca vakumlu dilimlerin yanı sıra kurutulmuş ve un halinde kullanımı da oldukça yaygındır. Mango değerli bir besin kaynağı olduğu gibi mutfaklarda özellikle et yemeklerinin çeşitlendirilmesinde lezzetli bir rolü üstlenmektedir. Mango, 45 milyon tona yaklaşan üretimiyle yeryüzünde en çok tarımı yapılan 5. meyvedir. 15 milyon tonla Hindistan, mango üretiminde ilk sırayı alırken, 4 milyon 500 bin tonla Çin ikinci, 2 milyon 600 bin ton üretimiyle Tayland ise 3. sırada yer almaktadır. Güney Asya mutfaklarına büyük lezzet katan mango, yemeklere, salatalara, çorbalara ve nar gibi kızarmış ızgara etlere lezzet verir ve yarenlik eder. Ekşi ve olgunlaşmamış mangolar, baharatlı Hint salçalarının yapımında kullanılır. Suyu, kurutulmuşu, tozu ve püresiyle üretildiği ülkeler için işlenerek değerlendirilen ve ekonomilerine katkı sağlayan bir yan sanayi yaratmaktadır. Özellikle konserve formunda satışa sunulan mango püresi, gelişmiş pazarlarda talep gören bir üründür. Sütlü tatlılar, tart, kurabiye gibi unlu mamullerin tatlı ana yardımcı malzemesi olurken, reçel ve marmelat formunda kahvaltı masalarına renk ve lezzet katmaktadır. Yaklaşık 8 ila 10 kaliteli yağ içeren mango çekirdeği, üretim bölgelerinde sabun yapımı, nişasta ve şeker sanayinin aranılan ham maddesidir. Meyvenin devasa ağaçları da kendi çapında bir ekonomi yaratıyor. Mango ağaçları ahşap tekneler, döşeme, mobilya ve diğer dekorasyon uygulamalarında kullanılmaktadır. Mango, potasyum, magnezyum, kalsiyum, fosfor, A vitamini ön bileşenleriyle C ve B grubu vitaminler içermektedir. Yapılan araştırmalar, mangonun içerdiği birçok bileşiğin kolon, meme, lösemi ve prostat kanserlerine karşı koruyucu etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Mangolar, maksimum büyüklüklerine eriştiğinde ve olgunlaşma henüz tam başlamadan hasat edilirler. Hasat sonrası mangolara, bazı mantar türleri ve meyve sineği gibi hastalıkların yayılımını engellemek ve dezenfekte etmek için ısıl tedavi uygulamaları yapılır. Bu işlem 45-50 derece sıcaklıktaki ilaçlı sıvı içinde mangonun ısıtılmasıyla yapılır. Isı, olgunlaşmayı tetikleyeceği için
mangoları bu işlemden sonra hızlıca soğutmak gereklidir. Genel olarak mangolar 8 ile 14 derece arasında çeşide bağlı kalarak sadece 3 ile 4 hafta arasında depolanabilir. Modifiyeli atmosfer paketleme, MAP ve 1-MCP kombinasyonunun da depolama süresinin uzamasında ve saklama kalitesinin artırılmasında olumlu etkiler yaptığı saptanmıştır. Ancak bu süre kontrollü atmosferli depolarda daha uzundur. Bu ileri tekniklerde polietilen MAP torbalara gerek duyulmadığı gibi muhafaza süresi de 6-7 haftaya kadar çıkabilmektedir. Çok narin bir meyve olan mangonun hasadından markete ulaşma anına kadar soğuk zincir kesinlikle bozulmamalıdır. Mango, bahçe meyveleri içinde uçak taşımacılığını kullanan yegane meyvedir. Bunun en önde gelen sebebi gelişmiş ülkelerin perakende piyasalarında 10 doların üzerinde bir değerle satılabiliyor olmasıdır. Muzla birlikte tropik kuşağın vitamin kaynağı ve ana besinlerinden mango, çok güçlü tüketim kaynakları olan Avrupa, Rusya, Amerika gibi gelişmiş pazarlarda yeni tanınıyor. Mangonun müthiş aroması ve depolamaya müsait çeşitlerin geliştirilmesiyle bu pazarlarda güçlü bir yer bulacağını tahmin etmek hiç de zor değil.